Miyom anne adaylarında o kadar sık görülüyor ki 35 yaş üzerinde hemen hemen 3 anne adayın bir tanesinde miyom var. Tabii ki miyomların çoğunluğu 1 adet veya 2 adet ve çoğunluğu ufak 1 santim, 2 santim, 3 santim ve çoğunluğu da hamilelik için riskli olmayan bölgelerde yerleşiyor. O tür durumlarda bebekte bir sorun oluşma olasılığı, erken doğum oluşma olasılığı, İşte sezaryen gerekmesi doğum kanalına tıkadığı için bu olasılıklar ufak. Hangi miyomlarda sorun çıkma ihtimali var? Birincisi, eğer hamile kalmadan önce rahim iç tabakasına doğru, bebeğin yerleşeceği yere doğru böyle bombeleşen bir miyom varsa onu önceden çıkartmakta fayda var. Çünkü o bebeğin yerleşmesini engelleyebilir, düşüğe neden olabilir diye. Özellikle rahimin üst tarafında İçeriye doğru bombeleşenler. Buna submüköz miyom adı veriliyor. Onun dışında çok büyük olan ve işte aslında belli bir sayı da yok, büyüklük bile yok. Yani büyüklüğün kriteri de yok. İşte miyomu alalım, sayının da kriteri yok. İşte 3'ün üzerinde olursa alalım veya 10 santimetrenin üzerinde olursa alalım diye. Burada bir hissiyat gerekiyor. Aslında doktorun burada hissiyatı önemli. Yani o miyomlara baktığı zaman bunlar hamile kalmayı engelleyebilir mi? Erken doğuma düşüğe neden olabilir mi? Veya doğum kanalını tıkayabilir mi? Bunlar önemli. Doktorun hissiyatı daha çok önemli. Yani miyomun sayısından ve boyutundan daha çok bu konuda işte doktorun karar vermesi, kendi hislerine göre karar vermesi önemli. Yani belli bir tıbbi kriter yok. Şu santimetre olursa alınsın, şu olursa alınsın diye dediğim gibi ama submüköz dediğimiz o içeriye doğru bombeleşenler genelde bütün doktorlar onun alınmasını önerir. Onun dışında işte tabii ki hamilelikte ne gibi sorunlar yaratabilir? Eğer hamilelikte hızlı bir şekilde büyürse ki bu çok ender görülen bir şey, o zaman miyom dejenerasyonu adı verdiğimiz durum, ağrılı durum meydana gelebilir. Miyom hızlı büyür, bir süre sonra kendisine giden kan akımı yeterli olmaz. Çünkü rahim miyoma değil, bebeğe vermek ister kanı. Böylece miyom kendi içinde boğulmaya başlar. Yani ölmeye başlar. Kan akımı olmadığı için nekroze olmaya başlar. Dejenerasyon diyoruz biz buna. Bu da ağrıya neden olur. Bu genelde selim tabiatlı bir ağrıdır. Ağrı kesicilere yanıt verir ve birkaç gün içinde kaybolur. Zaman zaman tekrar ortaya çıkabilir. Ama o dejenerasyon olduktan sonra artık o miyom büyüme açısından inaktif hale gelmiştir. Artık yani orada öyle durur büyümeden çoğunlukla. Miyomun yaratabileceği durumlardan bir tanesi de bu hamilelik esnasında. Onun dışında dediğim gibi miyomlar çok sık görülür. Hemen böyle miyom görüldüğü zaman işte bu hamile kalmanı engel olur, bunu alalım gibi şeyler söylemiyoruz artık. İşte o önceden bahsettiğim durum hariç. Bir de tabii ki yani çok fazla sayıda miyomu varsa o da miyomların alınmasına bir neden teşkil edebilir. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Tüp bebek yapılacaksa eğer rahim kanalına, rahim iç tabakasına bombeleşenler de değil, rahim iç tabakasına yakın olanlar da dahil olmak üzere bütün miyomların alınmasında fayda görüyor tüp bebek uzmanları. Çünkü sonuçta bir prosedürden geçilecek. O prosedür belli bir maliyete neden olacak, ilaçlar verilecek. O yüzden de herhangi bir faktör varsa bebeğin yerleşmesini engelleyecek. Çünkü doğal hamilelikle tüp bebek hamileliği birbirinden farklı şeyler. O yüzden yaklaşım da farklı miyomlarda. O tür durumlarda tüp bebek uzmanları der ki önce miyomları alalım. Ve bu da günümüz modern tıbbında da çok kabul gören bir görüştür. İşte bu da hamilelik öncesinde miyomların alınması için diğer bir neden.